Hayrettin Karaman, Teravih Namazı Teravih, dinlenmek için oturmak ve dinlenmek manasına gelmektedir. Bu isimle kılınan namazın dört rekatında bir dinlenmek adet olduğu için ona teravih denilmiştir. Fıkıh ve hadis kitaplarında bu namaz, kıyam Ramazan, Ramazan gecesi namazı ismiyle de anılmaktadır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'dan sonra hayatı boyunca her gece 5 vakit namaz dışında vitirle beraber 11 rekata kadar varan namaz kılmış, ümmetini de buna teşvik etmiştir. Gecenin üçte biri geçtikten sonra kılınması tavsiye edilen bu namaza teheccüd namazı denilmektedir. Efendimiz Ramazan gecelerine mahsus olmak üzere bir nafile, farz ve vacip olmayan namaz daha tavsiye etmiş, bu namazı Allah rızası için kılan müminlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdesini vermiştir. O, adına teravih denilen bu namazı tavsiye etmekle kalmamış, kendisi de birkaç gece mescitte, sekiz rekat olarak kılmıştır halkın kendisine uyarak bu namaza katıldıklarını ve arkasında kıldıklarını görünce, üçüncü veya dördüncü gece bu namazı kılmak üzere mescide gelmemiş, sebebini de devam edilirse farz olabilir şeklinde açıklamıştır. Erkek ve kadın Müslümanlar için sünnet olan teravih namazının rekat sayısı sınırlanmamış, müminlerin imkan ve isteklerine bırakılmıştır. Sekiz rekatını Peygamberimizin kıldığı bilindiği için buna sünnet, geri kalanına da yukarıda geçen teşvik sebebiyle müstehap denmiştir. Başlangıçta müminler kimi tek başına, bazıları küçük cemaatler oluşturarak bu namazı sekiz, yirmi, yirmi üç, otuz altı, otuz dokuz rekat olarak kılmışlardır. Hazreti Ömer hilafeti döneminde sahabe ile istişare etmiş. Farz kılınması ihtimali de ortadan kalktığı için teravihin mescitte cemaatle kılınmasının daha iyi olacağına karar vermiş ve bunun için de bir imam tayin etmiştir. Üç i Talife zamanında bu namaz 20 rekat olarak kılınmış, günümüze kadar da İslam dünyasında daha çok bu rakama riayet edilmiştir. Bu tarihi vakayı ve bilgileri bir araya getirip değerlendirdiğimiz zaman ortaya çıkan sonuç şundan ibarettir. 1. Teravih namazı birileri tarafından uydurulmuş bir namaz değildir. Onu Hazreti Peygamber kılmış ve ümmetine de tavsiye etmiştir. 2. Efendimizin 8 rekat kıldığı fakat daha fazlasını men etmediği, bilakis teşvik ettiği, başlangıçta Medine'de yıllar boyunca 20 hatta 39 rekata kadar kılındığı sabittir. 3. Bu namazın tek başına veya cemaatle evde kılınması da caiz olmakla beraber camilerde kılınması daha eftaldir, sevaplıdır. 4. Teravih yalnız erkeklere değil, kadınlara da sünnettir. Kadınlar camilerde erkeklerin arkasında saf tutarak bu namazı kılabilirler. Hz. Ali zamanında yapıldığı gibi onlara bir imam tayin edilerek ayrı cemaat olmaları da caizdir. 5. Bütün sünnet ve nafile yani farz ve vacip olmayan Hazreti Peygamber'in kıldığı ve teşvik ettiği, sayısını belirlediği veya serbest bıraktığı namazları kılmak müminlere maddi ve manevi faydalar sağlar, ahiret azı demek olan sevap kazandırır. Yorgunluk, önemli meşguliyet ve benzeri sebeplerle kılmamak da günah değildir. 6. Bugüne kadar teravih namazı böyle bilinmiş ve kılınmıştır. Kabe'yi yeni keşfetmiş gibi hava atmaya, üslup kullanmaya ve kafa karıştırmaya hiç gerek yoktur. 7. Medyanın okuyucu ve seyircisini artırmak için kullanmadığı değer, harcamadığı kıymet kalmamıştır. Ramazan ayında da dinimizi harcamaya başlamışlardır. Medyatik şahısların din adına boy gösterip konuşanların, muhataplarının samimi olanlarını olmayanlardan ayırmak ve oyuna gelmemek gibi bir sorumlulukları daha vardır. Hayretin Karaman, Yeni Şafak